O güne rüzgar şahitti. Gökyüzü şahit. Savrulup duran buğday taneleri gibi karanlık geceyi delen güneş şahitti. Şehadet bu topraklar uğrunaydı o gece. Çocuklarımız için, bağımsızlık için, vatan için. Babası şehit olan bir çocuk ne hisseder? Ya da baba yerine koyduğu abisi şehit olan? O gece, o gece bir kahramanlık türküsü çalındı kulaklara Türkiye'nin dört bir yanında. Buğdaylar yanık, kazan kahramandı artık gün ışıdığında. O ihanet gecesinde genci yaşlısı, kadını erkeği, hatta çocuğuyla birlikte direkt yanık buğday kokusunun dört bir köşesine sindiği kahraman kazan için bir 15 Temmuz 16 yaşındaki kızı Birgül'le birlikte çıktı sokağa. Üzerlerine kurşun yağdırdılar. Kızının önüne siper oldu, kurtardı yavrusunu. Ahi Mahallesi muhtarıydı. 14 yaşındaki oğlu Hüseyin'le birlikte gitti 4. Akıncı Anaşet üssüne. Bu kez darbeye geçit verilecek. Temmuz sonrası kahraman ünvanını alan kazan geliyordu. Tener babasına yıllar öncesinde verilmiş. Babaannesi tarafından büyütülen. Uçakların kalktığını, bazı yerlere gidip bomba attığını Ankara'yı bombaladığından bahsetti. 4. Anaşet üssünün elektriklerinin kesilmesini istedi. Biz de canımızı işe sayarak gittik oranın elektriğini kestik. Şuyordu. Ama Ali Ağlar çoktan hayatını kaybetmiş, şehit olmuştu. Doğrusu muhteşem bir belgesel hazırlanmış. Ben yıllar sonra, 10 yıllar sonra da bu belgeseli izleyen kardeşlerimiz 15 Temmuz gecesinde Akıncı üssünde kahraman kazanda neler yaşandığını çok net bir şekilde görecekler. Bir seneye yaklaşık bir senelik çekimleri sürdü. Müziklerini Yıldıray Gürgen yaptı. Yapımcılığını, yönetmenliğini Mesut Gengeç yaptı. Bir gazeteci çalışmasıydı aslında bu. Neticede bugün de Kahraman Kazan'da ilk defa gösterimi yapıldı. Bunlar hep tarihe not düşecek aslında. Bütün gazeteciler olarak tarihe not düşecek çalışmalar. Bunlar yıllar sonra da izlendiği zaman o gün çekilen acılar unutulmasın. Bizim de gayemiz buydu zaten. Vazgeçmeyiz. Hainler bunu böyle bilsin. Kazan kahramandı.